Transfer Merkez TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Can Koçak. Sportoto 1. Lig'in 34. haftasında İstanbul'da playoff hattını direkt olarak ilgilendiren bir maç oynandı. Resmen 6 puanlık bir 90 dakikaya çıktı iki takım da. Ve bu 90 dakikanın sonunda kazanan İstanbulspor'u 2-1 yenen konuk takım Erzurumspor oldu. Bu skorla Erzurumspor puanını 54'e yükseltti ve bu maçtaki rakibi İstanbulspor'u yakalamış oldu. Takımları değerlendirmeden önce belirtmem gerekir ki bugün sahada iki takım da kontrolü korumak adına bir oyun yapısı kurgulamıştı. İki takımın da sahada en çok oyuncusunu bulundurduğu bölge saha parselizasyonunda 5 ile 8 numara olarak belirttiğimiz parseller arasında yani defans ile orta saha arasındaki bölgeydi. Bu yüzden iki takım da topu rakip ceza sahası ve çevresine göndermekte güçlük çektiler. Gönderseler bile bu ancak uzun toplarla olabildi. İki takım da rakip ceza sahası çevresine uzun toplar gönderdi. Erzurumspor Olanağa'ya, İstanbulspor ise İbrahim'e uzun toplar yolladı. Ama dediğim gibi defans ve orta saha oyuncu çoğunluğu genellikle bu bölgedeydi. Bu bölgede bulunduğundan dolayı da kontrolü sağlıyorlardı. Bu bakımdan da çok defa karşılıklı top kayıpları oldu. Çok defa bu hataları izlemiş olduk. Bahsettiğim kapalı alanlar dışında çok nadir açık alan buldu iki takım da rakip ceza sahasında. Zaten bunlardan birinde Erzurumspor ikinci golünü buldu. Diğerinde ise İstanbulspor tek golünü attı. Belli ki iki takımın da ilk yarıyı böyle geçirip ikinci yarı rakibin oluşturacağı boşluklarla gol bulma planı vardı. Ama bu düşünce ilk yarının sonunda gelen ilginç Erzurumspor golüyle bozuldu. İlginç diyorum şöyle. Kullanılan kornerde top direkt kaleye gönderildi. Direkten dönen top Mücahit'e çarptı ve ağları gitti. Bu golden sonra ikinci yarıda iki takımın da planları değişmiş oldu neredeyse. Yani bunu söylemek yanlış olmaz. Herhalde iki takım da ikinci yarıya 0-0'la girmeyi planlıyordu ama gelen ilginç gol bir anda bütün planları değiştirmiştir tahmin ediyorum. İkinci yarıda İstanbulspor 60. dakikaya kadar atak deneme çabası içindeydi. Tabii ki beraberliği yakalamalıydı ancak yine bir nebze kontrol vardı. 60. dakikadan itibaren İstanbulspor biraz daha hücumu düşünen bir futbol oynamaya başladı. İşte burada da biraz önce dediğim ikinci yarı planı Erzurumspor için geçerli oldu. İstanbulspor hücumu düşününce geride boşluklar vermeye başladı. Erzurumspor'da oluşturduğu hızlı ataklı golü buldu. Biraz önce bahsettiğim hem ikinci yarı planı hem de nadir açık alanlarda bulunan gol olayı gerçekleşmiş oldu. Maçın son 20-25 dakikasında ise Erzurumspor tamamen kendi yarı sahasına yaslandı. Defans hattında beşli bir setten kuran konuk takım 11 kişiyle kendi yarı sahasında savunmasını uyguladı. Son 20-25 dakikayı neredeyse full artı full savunma planıyla oynadı. İstanbulspor'da önünde resmen 11 kişilik bir savunma olunca rakip ceza sahasına uzun top göndermekten başka bir çare bulamadı. Bu şekilde de bir gol buldular aslında ama mağlup olmaktan kurtulamadılar. Yavaş yavaş iki takımın da oyuncularından bahsedelim. Ev sahibi İstanbulspor'la başlayalım. Benim gözüme çarpan isimler ilk olarak İstanbulspor stoperi Emrecan Uzunhan özellikle Olanağa'ya gönderilen hava toplarında gösterdiği başarılı performansıyla ayrıca defans arkasına atılan toplarda yaptığı müdahaleleriyle pas aralarıyla sahanın iyilerindendi bence. Ayrıca bugünün kilit sistemi olan orta sahada dediğim gibi orta sahanın kontrolünü sağlamak bugün için önemliydi. Bu orta saha oyununda oyunun kontrolünü sağlanmasında etkili olan İstanbulsporlu Muammer Sarıkaya da takımının iyi isimlerindendi. Ayrıca Roka da güzel oyunun yanında bir de gol kaydetti. Erzurumspor'da ise gerek üçlü savunma sırasında oynadıkları ofansif bek, gerekse beşli savunma sırasında oynadıkları defansif bek rolleriyle Orhan ve Mücahit takımına büyük katkılar verdiler. Mücahit takımını öne geçiren golü de atan isimdi zaten. Bir bakıma güzel oyununu golle süslemiş oldu diyebiliriz. Zaten Erzurumspor defans hattı hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda gayet kontrollü ve doğru bir oyun sergiledi. Gökhan kardeş de, Mustafa Hakbaş da ayrıca maç içinde defans bölgesinde katkıda bulunan diğer isimler de görevlerini iyi yaptılar. Estrella ve Gökhan Alsan ikilisi aslında bugün oyunu Erzurumspor adına kurtaran isimlerdi bence. Estrella defansa katkısı ve kapılan toplarda orta alan kontrolü
Gökhan Alsan ise hücuma çıkışlarda doğru bölgelerde bulunması ve doğru oyun görüşüyle bugün farkını ortaya koyanlar arasındaydı. İlk golde de Gökhan Alsan'ın payı vardı. Yani kullanılan korneri o kullandı. İkinci golde de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Her şeyin sonunda kazanan ise 90 dakikanın sonunda konuk takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Evet sevgili izleyiciler, ben Eren Can Koçak. Bugün playoff hattını çok yakından ilgilendiren İstanbulspor Erzurumspor maçının analiziyle karşınızdaydım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim.